Cumhuriyete gelince, Cumhuriyette ona bir kısa değinmek istiyorum. Çok önemli buluyorum çünkü. 68 kuşağında değerli bir canımız şunu böyle bir tespit yapmıştı. Diyordu ki Türkiye'de sürekli faşizm vardır. Ben buna şahsen inanıyorum. Gerçekten Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlayan, bugüne kadar devam eden ve halen de devam edecek olan, birkaç yıl daha devam edecek olan sürekli bir faşizm vardır. Neden vardır? Çünkü bu sistemde yasaklar vardır, baskılar vardır, zulüm vardır, inkar vardır, ırkçılık vardır, milliyetçilik vardır. Şimdi bunların olduğu yerde faşizmin olmaması mümkün mü? Değildir. Dolayısıyla evet, Türkiye 23'te Cumhuriyet adı altında bir rejime geçti. Ama demokratik bir cumhuriyet değildi ki. Hiçbir zaman olmadı. Laik de değildi. Laikliğin temelinde ne vardır? Bütün inançlara eşit mesafede durmak vardır. Ama demin de canımız bahsetti, belirtti, çok da güzel izah etti bence. Hiç Aleviler yok sayıldı özellikle. Bize eşit davranılmadı. Baskı altında tutulduk. İnkar edildik. Bu da yetmiyormuş gibi katliamlara, soykırımlara uğradık. Aleviler kursaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bu devlet bugün bu noktada mı olurdu? Eşit yurttaşlık konuşuyor olur muyduk sorusu tabii ki çok can alıcı bir soru. Bundan 1,5 sene önce, ben de başka bir soru sorayım, onu düşünelim, daha sonra konuşuruz. Başka bir yerde belki, ama bundan 1,5 sene önce Alevilerin belki kuramadığı bu ülkeyi ilk defa bir Alevinin yönetme şansına yaklaşmıştık. Kurmadık ama belki de yönetebilir hale gelecektik. Oradaki "ama Alevi" cümlesi aslında bizim bütün Alevi toplumunu kıran, geçiren, üzen bir tanımlamaydı. O "ama" kısmı ve yine aynı siyasi partinin genel başkanı sevgili Özgür Özel'in bize doğrudan söylediği bir şey vardı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmamda bir sakınca görmüyorum. Sistem Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bir Alevi'ye bu ülkeyi yönetmeye hala müsait değil dedi. Dolayısıyla evet, bu ülkeyi biz kurmadık. Bu ülke Alevice kurulmuş olsaydı böyle olmazdı. Evet, bu ülkeyi bugün biz yönetmiyoruz. Evet, bu ülkeyi bugün zalimler yönetiyor. Ama bu yine de bir Alevi'nin uzun vadede bu ülkeyi yönetip belki belli şeyleri düzeltme umudunu lütfen bizlerden almasın diyerek sözü sevgili Ercan Başkanıma bırakıyorum. Meseleyi başından almak lazım sevgili arkadaşlar. Mesele Alevi sorunu filan değil. Alevilerin sorunu yok. Sorun bu ülkenin demokratik bir anayasasının olmaması. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olsa, Ercan Geçmez de olsa, Alevilerin şu anda en önemli pirlerinden birisi olan Veletin Ulusoy da ülkede Cumhurbaşkanı olsa bu anayasayla ancak böyle olur. Siz demokratik bir anayasa, layık bir anayasa üretemezseniz bu sorunların hepsini tekrar yeniden oturup oturup konuşursunuz. Arap hansumanlarından işi geçirmeye çalışırız. Biz şunu hep söyledik. Alevi örgütleri, Aleviler, yani son 30 yıldır Türkiye'nin dilini değiştirebildik ancak Alevilere karşı. Bu önemli bir şeydir. Aleviler cemevlerinden tutun, Aleviler kendini ifade etmeye kadar Alevi örgütleri büyük işler başardı. Biz ne yapmalıyız arkadaşlar? Şundan korkmamalıyız. Şundan: bizim dinimiz siyasetimiz, siyasetimiz dinimiz olmalı. Biraz önce hocamın konuştuklarının tamamını ben buraya denk getiriyorum. Aleviler, aman ha cemevine siyaseti koymayalım. Biz cemevine siyaseti koyacağız. Ama siyaseti nasıl koyacağız? Ürettiğimiz politikalar eşitlikçi bir politika olmak üzere. Ürettiğimiz politikalar bu ülkenin çeşitliliğini, birlikte yaşamanın nasıl olduğunu onlara göstereceğiz. Biz bunu yapmalıyız sevgili arkadaşlar. Buna cesaret demek lazım. Cesaretten toplumsal bir yüzleşmeyi gerçekleştirmeliyiz. Biz toplumsal bir yüzleşmeyi gerçekleştiremezsek hiçbir şey yapamayız. Halen Dersin'i konuşamıyoruz. Halen Koçgiri konuşamıyoruz. Karşı çıkıyorlar. Vay efendim şuymuş buymuş. Biz buradan bu devleti yıkalım ve öldürelim diye demiyoruz. Buradan toplumsal bir yüzleşme çıkartalım. Buradan toplumsal bir yüzleşme çıkarsaydık belki Sivas'ı, belki Çorum'u, belki Maraş'ı yaşayamazdık.
belki Ankara garını yaşayamazdık sevgili arkadaşlar. Ayın 15'inde korsan bir açılış yapacaklar. Çünkü her yıl 61 yıldır yapılıyor, düzenleniyor bu etkinlik, bu anma törenleri. Alevi kurumlarıyla, Hacı Bektaş Belediyesi ile ortaklaşa yapılıyor. Kültür Bakanlığı da katkı koymak istiyorsa koyuyordu bu zamana kadar. Ama bugün şöyle bir tavır var. Biz devletiz, biz yaparız, siz hele bir kenara çekilin. Böyle bir tavırla karşı karşıyayız. Biz de diyoruz ki ya sen devlet olabilirsin, eyvallah, başımız gözümüz üstünde ama biz de Aleviyiz. Burası da bizim mabedimiz, serçeşmemiz. Hele sen şöyle bir kenarda dur, biz ev sahibiyiz diyoruz. Böyle bir tartışmanın içerisindeyiz şu anda. İşte biz genel merkezde yapıların %69'u şuradan, %62'si buradan, yüzde bilmem kaçı buradan diye bunların şubeleriyle işbirliği içerisindeyiz. Çok da kurnazca yaklaşıyorlar. Şöyle de bir yorum yapıyor üzerine başkan beyefendi. Diyor ki biz şubelerle yaptığımız bu işbirliğine genel merkezler için de açığız. Yani şunu diyor. Genel merkezler ne derse desin, biz şubelerle bir işbirliği içerisindeyiz. Atıyor Nifah Tohum'unu aramıza. Sonra sosyal medyalarda şurada burada işte toplumun önde gelenleri falan, insanlarımız, canlarımız yazıyorlar. Vay işte bunlar düşkün, bunlar Yezid'in sofrasına oturmuş. Yahu bir dönün sorun bakalım. Hani ellerinde eğer %69, %75, %80 her neyse talep edilen bir şey varsa bunlar bunu çarşaf çarşaf ifşa eder, hiç merak etmeyin. Onu da yaparlar yani. Ellerinde öyle bir veri yok. Ne Hacı Bektaş anma etkinliklerini, ne dergahlarımızı, ne Abdal Musa anmalarımızı, ne Düzgün Babamızı bunlara kaptırmaya niyetimiz yok. Devletse devlet, devletliğini bilecek, herkese eşit şartlarda yaklaşacak, her inanca eşit mesafede duracak. Aleviler de Aleviliğini kendisi yaşayacak. Bizim kimseden Alevilik öğrenecek durumumuz yok.